Başlayalım. Çok tehlikeli bir haber. Çok acayip bir haber var. Adnancılar yeni oyun planlıyorlar. Adnancıların yeni oyunu ile ilgili ilk söyleyeceğim cümle şu: o Adnan suç örgütüne üye olanların, oradaki militanların beni korkutabileceklerini zannetmeleri onların çok trajikomik duruma düşürüyor. Yok İngilizlerin devleti, yok kayıtların var, yok bilmem ne var falan. Çok net söylüyorum. Elinizden geleni ardınıza koymazsanız şerefsizsiniz. Ne yapabiliyorsanız, yapmazsanız namertsiniz. Bak, bu kadar söyledim. Yapmaz, şerefsizsiniz demiyorum. Bu suç olur. Şerefsiz demedim. Diyorum ki elinizden geleni ardınıza koyarsanız, elinizden geleni yapmazsanız, insan elinden geleni yapandır. Eşrefi mahlukattır. Eğer elinizden geleni yapmazsanız eşrefi mahlukat özelliğinden şerefi yitirir, şerefsiz mahluk olursunuz. Hukuki açıklaması da bu. Çok ciddi söylüyorum Adnancılara, elinizden geleni ardınıza koymayın. O gönderdiğiniz WhatsApp mesajları, tehditler, mailler, sosyal medyada yazdıklarınız, zannediyorsunuz ki ben geri adım atacağım. Halbuki bilmiyorsunuz, daha çok hırslanacağım size karşı. Daha çok hırslanacağım, tam da öyle oldu. Ne olmuştu Adnancılar meselesinde? Yılların davası, yerel mahkeme bir karar vermişti. 68 kişinin tutuklanması ile ilgili olarak. Sonra bunlar istinafa gitmişlerdi. Birinci Ağır Ceza Dairesi resmen bir korsan kararla, resmen sanki yani hani Adnancılar yazsa böyle yazarmış bir savunmayla, inanılmaz bir şeyle, aymazlıkla adamların 68'inde saldı istinaf. Ne oluyor ya diye Türkiye ayağa kalktı. Kamuoyu çok itiraz etti. Hakikaten ne oluyor yani? Ne oluyor? Ne, bu 68 kişiyi nasıl salarsınız? İtirazlar. Hukuk devreye girdi. İkinci ceza, birinci cezanın verdiği bu 68 kişiyi salın dediğinin ya şeyini, kararını durdurdu. Dedi ki bu 68'inin 61'ini yeniden tutuklayın dedi. Sistem böyle olmuştu. Şimdi burada istinaf neye dayanarak salın bu insanları dedi. Korkunç şeyler. İnanılmaz. Efendim, kız 9 yaşındayken Adnan Oktar'a bir yerde aşkım mı yazmış, sevgilim mi yazmış, seni seviyorum yazmış. Sen git o mesajı bul, aha mahkemeye getir. Mahkemede diyor ki aa bak kız diyor 9 yaşında. Kız diyor sevgilim yazmış diyor bu diyor, rıza var burada diyor. 9 yaşında kızın rızası olmaz. Bu bir. İki, daha beterini söyleyeyim. O kızın mesajlarını anası yazdı ya. 9 yaşındaki kız ne bilecek Facebook'u bilmem neyi falan, yapmayın yani. Ama adam dedi ki aa bu şey, bir kıza tecavüz ediliyor. Bir sürü insan diyor ki odanın kapısını kapatmamış. Odanın kapısını kapatmadıysan diyor tecavüzü hak ediyorsun diyor. Mahkeme söylüyor ya bunları, istinaf söylüyor. Böyle neler neler var yani. İşte böyle şeylerle böyle yapa 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 68 kişiyi salmışlardı. Şimdi ikinci ceza dairesi dedi ki ne yapıyorsunuz? Hayır, bu 61'i geri tutuklanacak dedi. Şimdi dava geldi nereye? Şimdi bu arada şey de var yani, hani bir bakıyorsunuz örgüt çok acayip, hani suç örgütü, silahlı suç örgütü çok ilginç şeyi söylüyor adamlar. Diyor ki bu istinaf, yer bunları serbest bırakan istinaf, diyor ki örgüt olduğunu bilmiyordu ya da örgüt olduğunu biliyordu. Örgüt olduğunu biliyordu olana diyor ki korkudan yaptı, bilmiyordu diyor olana başka şey yaptı diyor istinaf. Değişik kararlar veriyor. Şimdi diyor ki istinaf çok korkunç bir hukuk skandalı, bir garabet, bir duruma imza attılar birinci istinafta. Dediler ki şeyi yok saydılar. Bak, dini telkinle rızanın ortadan kaldırılması diye bir şey var, baskı. Yani ya irade mühendisliği. Tamam mı? Bu suç. Ben burada şeyi de yayınladım. Bak mesela Amerikan mahkemeleri şak diye veriyorlar bunun cezası. Sen bunun üstüne dinle baskı yapmışsın. Rızasını elinden almışsın. Daha rıza yok. Bunu yok sayıyor istinaf mesela. Ya kardeşim, bunu yok sayamazsınız yani. Çünkü burada suç tanımı var. Dini telkinle rızanın ortadan kalkması diye bir suçu var yani. Böyle bir suçu var ve orada işlenen suçlardan biri de o. Böyle görseniz böyle şu kadar sapıklık yani. Şimdi bunları salmışlardı. Şimdi bunlar yeniden 61 hakkında, salınan 68'inin 61'i hakkında yeniden karar verilmişti. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bu düştü 30. cezaya. 30. ağır cezaya düştüğünde şimdi bir problem var. Şimdi şu anda 30. ağır ceza bir karar verecek. Ya yeniden yargılanma kararı verecek ya da birinci istinafın söylediği usulsüzlükler, eksiklikler neyse onları tamamlayacak. Eğer yeniden yargılanma kararı verirse
Başımıza neler gelecek biliyor musunuz? Bak bu yargı oyunu, bunlar bunu yapıyorlar. Bu örgüt bunu sürekli yapıyor. Şimdi bunlar şikayetçileri, görgü tanıklarını, etkin pişmanlıktan faydalanıp itiraf edenleri hepsini sosyal medyadan ve diğer bağlantılarla, bu konuda avukatlar gözaltına alındı biliyorsunuz yani. Tehditten ya. Bunlar insanları tehdit edecekler, mahkemeye getirtmezler. Bu bir. İki, her şey baştan başlayacak. O kadar tanığı dinle. O çocukların çoğu büyüdü. Evi barkı var. Evlendi. Hayat kurdu etti. Şimdi bir daha o travmaları yaşa. Gene çocukluğunda uğradığın saldırıları, tacizleri, tecavüzleri anlat. Yok git bir daha bak. Ne yapmaya çalışıyorlar gördünüz mü? Yani çok büyük problem yani. Şimdi ne oluyor? 5 sene önce 15 yaşındaydı ya bu insanlar. Hani ya da bazıları şeydi. Şimdi bütün bu çarkı baştan kurmaya çalışıyorlar. Şimdi 18 yaşından küçük kızlar uğradıkları cinsel tacizleri adli tıba nasıl anlatacaklar bir daha? Bak bunu planlıyor şu anda adlancılar. 30. ağır ceza buna uyar uymaz mı başka bir şey. 30. ağır cezanın şöyle bir şey yapma ihtimali yok. Yani istinafın kararına yerel mahkeme direnemez. 30. ağır ceza mahkemesi istinafın verdiği karara direnemez. Bu böyledir yani. İstinafın kararı olacak. Ne dedi istinaf? Bunlar dedi şöyle şöyle. Şimdi ne yapacak 30. ağır ceza? Ya da diyecek ki ben bunların hepsini. Şimdi istinafın birinci ceza dairesi şey veriyor. Bir tane korsan karar veriyor. Resmen korsan. Ben bu korsan kararı niye söylüyorum? İkinci ağır cezanın verdiği karardan yola çıkarak söylüyorum. Dolayısıyla kamuoyunda yeni bir infial gelebilir. Yani çünkü neden? Bütün bunlar süreç başladığı zaman bunların zamanında yaptığı gibi. Bunlar zamanında ta 99'da başlamış davaları vardı. Allah! O gelmedi, öbürü yurt dışına kaçtı, süründü, 5 yıla atıldı, 3 yıl, 10 yıl, 5 yıl, 2 yıl. Şu gelecek, tanık dinlenecek, bilmem ne olacak falan olacak. Yargıtay'a gittim, temize gittim, onu yaptım, bunu yaptım. 2017 zaman aşımından düştü dava. Anladın? Bu adlandırıcıların oyunudur bu yani. Oyalamak, kitlemek, ondan sonra hadi bakalım tehdit şeyleri, medyayı tehdit. Sen İngilizlerin devletisin, sen ajansın, sen rüşvet aldın, sen bilmem ne yaptın diye insanları köşeye sıkıştıracaklar. Avukatları şikayetçilerin üstüne dalacak. Bunlar sosyal medyadan görgü tanıklarının üstüne dalacak. Şimdi 30. ağır ceza diyecek ki burada bu dava sürecek yeniden yıllarca. Ya da şöyle söyleyecek 30. ceza dairesi. Yani yerel mahkemenin verdiği bir karar var. Ben de senin itirazlarına baktım. Şunlar yersiz. Kararın yeniden, davanın yeniden görülmesine gerek yok. Şöyle eksiklikler vardı. Onlar tamamlanacak. Mesela hani ne olabilir? Dinlenmemiş tanık olabilir. Bakıyorsun dava dosyasına. Dinlenmemiş tanık var mı? Yok. Tamam, dinlenmemiş tanık yoksa sorun yok. Dinlenmemiş tanık var mı? Var. Ha, şimdi diyor ki dinlenmemiş tanık var. Peki mahkeme celp göndermiş mi? Göndermiş. Tanığı mahkemeye çağırmış mı? Çağırmış. Tanık kendi mi gelmemiş? Tamam. Bitti. Bunları böyle tek dize. Bak bunların celbi var. Bunun da celbi var. Bunun da celbi var. Soruşturmada eksiklik var mı? Delillerde yetersizlik var mı? Bunlara bakacak mahkeme. Hop! Devam edecek. Ya da süründürecek. Yeniden başlayacak. 180 kişiyi mahkemeye çağır. Çocukları mahkemeye bir daha çağır. İşler, tanıklar, tehditler, olaylar, mevzu büyüyecek. Sonunda 2017'de olduğu gibi Adnan kuş oldu, uçtu cezaevinden. Geçtiğimiz yayında burada anlattık. Avukatları, 8 tane avukatı var Adnan'ın. Birer saat arayla giriyorlar. Adnan ne yapıyor cezaevinde biliyor musunuz? Abi adam 24 saatin 10 saatini avukatlarla görüşüyor her gün. Hop bütün yönetimi oradan yapıyor. Kadınlar giriyor çıkıyor kadın avukat. O kadın avukatların arasında Rus asıllı olanlar var. Avukatlar giriyor çıkıyor adamın odasına. Kanuna hakkım diyor. Turnike kurmuşlar orada devam. Ne yapıyorsunuz? Günde 10 saat avukatıyla görüşüyor. Şimdi bunlar böyle şeyleri yapıyorlar. Kullanıyorlar, biliyorlar. Çok üstüne gidiyorlar. Ordu var çünkü avukat ordusu var yani. Şimdi bunlar gene aynı şeyi yaparlar bu davada. Sürünceme. Hoppa! Kuş oldu Adnan, uçtu gitti. Bu bize neyi zarar verir? Ya bizim evlatlarımız var, bu memleketin gençleri var, çocuklarımız var. Küçük kızlar var, çocuklar var. Ne olacak onlar? Tekrar Adnan'ın kucağından şey mi toplayacağız, evlatlarımızı mı toplayacağız? Bugün Adnan'ın kuş olup adliyeden uçması demek, sistem dönmüş şeydir. Siz Adnan gibi 10 tane daha örgüt kurun demek olur. Kamuoyunda büyük infial.
Bunu da böyle uyarmış olalım. Bu büyük mesele değil. Adnancılar yargıda yeni oyun oynuyorlar. Gerçekten çok kritik oyunlar bunlar. Tehlikeli oyunlar. Ve bu tehlikeli oyunu 30. Ağır Ceza'da oynamaya başlayacaklar. Bakalım şimdi takipçisi olacağız. Adnancılara bir daha söylüyorum. Siz zannediyorsunuz ki bana yazdınız ki İngiliz derin devleti bilmem ne falan para almışım. Bir tanesi de yazmış sosyal medyadan. Deli midir nedir? 200 bin sterlin aldı da İngiltere'den. 200 bin sterlin mi? Ya sen sayı saymayı mı bilmiyorsun? Rus oligark mıyım lan ben? 200 bin sterlin. Karagümrük'te niye kirada oturuyorum? Deli miyim lan ben? İngiltere'den Adnan'a saldırdığı 200 bin dolar, 200 bin sterlin olacağım da. Ya bırak Allah'ın sözü. Zannediyorlar ki işte böyle yazınca ben bundan geri adım atacağım. Aksine daha çok dikkat ediyoruz. 30. Ağır Ceza'da hangi hakimlerin nereye geldiğini, ne olduğunu, kimleri kimlerle görüştüğünü, konunun ne olduğunu santim santim, adım adım takip ediyoruz. Adnancılara söylüyorum, ensenizdeyiz. Aldığınız nefesi, açtığınız her şeyi biliyoruz. Böyle santim santim takip ediyoruz. Hadi bir oyun oynayın. Hadi bir numara çekin. Hadi bir tezgah yapın. Bak ben de sizi nasıl ifşa ediyorum, görürsünüz diyorum. Niye söylüyorum bunu? Çünkü tehdit ettiniz beni sosyal medyadan. Al tehdidinizle tehdit. Hadi bakalım el mi yaman bey mi yaman. Buyurun efendim, görüşeceğiz. Durum bu. 200 bin sterlin nedir abi ya?